Avrupa'da 7 günden merhaba. Sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 gün bu akşam canlı yayınıyla yine ilginç konu ve konuklarla sizlerin yine gündemini burada tartışacak ve sizleri yakından ilgilendiren konuları da bu akşam programımızın içine alacağız. Efendim, önce konuklarımı tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Mansur Beyazyürek, artık Avrupa'da 7 günün aynı zamanda psikoloji danışmanı ve kendisi ünlü psikiyatr. Depresyonu konuşacağız bu akşam kendisiyle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ne güzel, sizi böyle güler yüzle görünce depresyon kelimesini unutuyoruz. Ama herkesten uzak olsun depresyon. Sağ olun. Efendim, ikinci konuğumuz yoğun saçlarıyla da göreceğiz ama kendi doğal saçları. Dermatolog Doktor Serkan Aygın bu akşam saç ekimindeki son yenilikleri anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş Doktor Bey. Saç konusunda artık problem kalmadı galiba, değil mi? Hemen hemen kalmadı diyebiliriz. Kalmadı, biz hallediyoruz alalım. Diyorsunuz. Konuşacağız program sırasında. Ve efendim yine ev kredileri ve bu arada kira öder gibi ev almanın yine inceliklerini Güner Çakıroğlu'ndan dinlerken izin öncesi krediler konusunda da önemli bilgiler verecek DEVA Yönetim Kurulu Başkanı Güner Çakıroğlu. Bu akşam uçak azizliğine uğramadı. Program erken geldi. Evet. Hoş geldiniz Güner Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz benden de erken geldiniz. Bugün, bu akşam E5'teki bir kaza Allah'tan ölümlü değil. Ben yani neredeyse son dakikada yetiştim programa. Tekrar hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Sevgili izleyiciler, izin başladı ve birçok eyalet izne çıkıyor. Önümüzdeki hafta, daha doğrusu önümüzdeki günlerde Kuzey Renvestfalya, ardından ay sonunda Berlin, yanılmıyorsam değil mi Güner Bey? Evet. Temmuz'un sonunda mı oluyor? Evet. Temmuz'un sonunda Berlin. Eyaletler izne çıkmaya başladı. Ve karayolunda birçok ülkede sorunlar çözümlenmişken her zaman olduğu gibi Bulgaristan'da belirli rüşvetçiler, belirli mafyalar yine sahne aldı. Şimdiki artık bunu mahalle ağzıyla söyleyeceğim. Son numaraysa ne biliyor musunuz? Yoldan geçen, Bulgaristan'dan geçen Türklerden domuz grebi raporu istiyorlar. Önce Arif Karaca'nın haberini izleyelim. Ondan sonra size önemli bir uyarıda bulunacağım ve bazı telefon numaraları vereceğim. Hep birlikte izleyelim. Meksika'yı etkisi altına alan ve başka ülkelere de hızla yayılmaya devam eden domuz grebinin olumsuz yansımaları devam ediyor. Domuz gribi insandan insana öksürük, hapşırık ve hatta tokalaşma yoluyla bulaşabiliyor. Almanya'da karayolları ile Türkiye'ye Bulgaristan üzerinden gidenlere ise kötü bir sürpriz bekliyor. Bazı Bulgar görevlilerin Türk yolculardan rüşvet koparmak için domuz gribi olmadıklarını gösteren rapor istedikleri iddia edildi. Kuzey Renvestfalya temsilcimiz Arif Karaca, karayolu ile izin yoluna çıkanlara sorduğu yanıtlar ise bir hayli ilginç oldu. Bazı problemler gazetede okuduğumuz kadarıyla hani malumumuz. Evet. Ne var mesela? Mesela duydunuz? Geçenlerde bir haber okuduk. Bir Türk ailesini tehdit etmişler. Evet. Durdurup polis diye sahte polis kılığına girmişler. Evet. Direğe bağlamışlar. Paralarını almışlar vesaire. O şekilde vallahi yetkililerin bu konuda birazcık ağırlıklarını koymalarını isteriz. Hani en azından biz transit yolculara en azından bir kolaylık tanımalarını isteriz. Domuz grebi adı altında rüşvet alıyorlarmış. Bakalım yolda karşılaşacağız bu konuyla. Neler söylemek istediniz? Buradan yetkililere herhangi bir şey söylemek istediniz? Valla yetkililere söylemek istediğimiz tek şey şu aslında. Türkiye'nin bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir bakanlık mı oluşturması gerekiyor veya bir birim mi oluşturması gerekiyor? Çünkü gurbetçilerin bu konuda dertlerini anlatacağı Türkiye'de hiçbir kurum yok. Domuz grebi aşısı yapıldınız mı? Yok, öyle bir şey yok bende. Şimdi o belge istiyorlarmış. Onun için herhangi bir ceza kestikleri zaman ne yapacaksınız? Yok ya, öyle bir şey var mı? Yani. Haberim yok. Eşim hemşire dezenfeksiyon metri getiriyor. Ondan giderken tuvaletlere bile giderken çok hafifliyorum. Sıkarak girip çıkıp hallediyoruz ya. O işi temin edeceğiz inşallah. Evet efendim. Vatandaşların tepkileri bunlar. Ancak şunu söyleyelim. Artık iddia değil. Bulgaristan'da gerçekten böyle bir uygulama bazı memurlar tarafından yapılıyor. Ve hatta geçtiğimiz günlerde çok kısa süre önce yurt dışındaki Türklerden sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik de bu konuda Bulgaristan'a da çağrıda bulundu. Bulgaristan artık bu deli dumrul anlayışından ayrılmalı dedi ve Ankara'da da Bulgaristan Büyükelçisi ile görüşeceğini söyledi. Biraz önce
bir vatandaşımız VTR'de izlediniz. Türkiye'de bu konuyu anlatacak merci yok dedi. Yanlış. Türkiye'de bu konuyu anlatacak merci var. Başta hükümet var. Yurt dışından iki Türklerden sorumlu bakan var. Artı Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklarımız ve elçiliklerimiz var. Ama bu arada Alman Otomobil Kurumu ADAC de devreye girdi. Ve onlar da bir şekilde bu konuya dahil oldular. Ve şikayetlerinizi bildirin dediler. Ancak eğer probleminiz varsa, bu tür bir problem yaşıyorsanız lütfen şu numaralara telefon açınız diyorum ben. Bir defa Almanya'dan gelenler Almanya'daki Bulgar Büyükelçiliğine telefon açabilirler. Telefonda 030 Berlin'in kodunu verdi arkadaşlarımız. 030 201 0922 26'ya kadar da hattı var. Evet, Almanya'daki Bulgaristan Büyükelçiliği. Hem Almanya'dan gelenler hem diğer ülkelerden gelenler böyle bir sorunla karşılaşırlarsa Türk Büyükelçiliğine başvurabilirler. İnternet adreslerini de zaten Almanya'nın da vermiştik Bulgar Büyükelçiliği'nin. Bulgaristan'daki Sofya Büyükelçiliğimizin telefonunda çift sıfır diye başlıyor tabii. 359 2 935 55 çift sıfır. Evet, buradan da Türk Büyükelçiliği'ni arayabilirsiniz. Bu arada sizden bunu isteyen, ki 100 euro talep ediyorlarmış, bunu isteyen görevlilerin üniforma rengini mutlaka söyleyin. Saat önemli, bölge önemli ve artı ismini alabiliyorsanız tabii bu da çok önemli. Ama ben buradan Avrupa Birliği ülkelerine şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bulgaristan'dan kat be kat önde olan Türkiye için hala kriterler diyorsunuz. Ama yoldan geçenlere, bakanımızın da dediği gibi deli dumruğu zihniyetiyle hala rüşvet toplanmasına göz yuman Bulgaristan'ı Avrupa Birliği'ne aldınız. Hayırlı uğurlu olsun, hep beraber güzel güzel yaşayın diyorum. Ve efendim buradan Almanya'ya geçiyoruz. Almanya'da bir Türk telefon firması, Siga Telekom firması ilginç bir kampanya yaptı. 10 bin telefon dağıttı. 10 bin adet bedava telefon dağıttı. Ve bu dağıtımdan en çok yararlananlar da Almanlar oldu. Bu da birçok Türk yetkiliyi sevindirdi. İşte bir Türk firmasını biz böyle görmek istiyoruz dediler. Hep birlikte izleyelim Mustafa Bozturgut'un haberini. Siga Telekom GmbH'a 10 bin telefon dağıttı. Siga Telekom GmbH'nın düzenlediği bir kampanyada çoğunluğunu Almanların oluşturduğu uzun kuyruklara toplam 10 bin cep telefonu dağıtımı yapıldı. Bu yıl 9. defa düzenlenen bedava telefon dağıtım organizasyonunda saatlerce uzun kuyruklarda bekleyen kişiler kimlikleri veya pasaportları ile birlikte hiçbir ücret ödemeden bedava cep telefonu sahibi olmanın keyfini çıkardı. Saatlerce kuyrukta bekleyip de telefon alamayanlar ise bir sonraki kampanyayı şimdiden beklemeye başladılar. Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen dağıtım organizasyonu sakin ve keyifli bir ortamda gerçekleşti. Çok sayıda seçkin davetlerin VIP bölümünde ağırlandığı kampanyada bölgenin ünlü iş adamları ve siyasetçileri de katıldı. Bu sene biz dedik ki bir pozitif bir signal vermek istiyoruz. Bu gördüğünüz sırada 10 bin kişiye telefon dağıtacağız. Prepaid kontrollü telefon. İleride de güzel Fatraksan gibi botlarımız var. Ve bütün milleti de kaynaştırmak istiyoruz. Yani Türkler olsun, yabancılar olsun. Etkinliklere özel davetli olarak katılan Stuttgart Başkonsolosu Ümit Yardım, organizasyonun büyüklüğü karşısında memnuniyetini dile getirirken, başarılı ve kapasiteli iş adamlarının olmasından, özellikle de başkonsolosu olduğu Stuttgart bölgesinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıkçası bugüne kadar Harburan'a çok sayıda sefer yaptık. Bu 11 veya 12. Ayhan Bey'in davetini aldığımda memnuniyetle kabul ettim. Ancak bunun bu kadar geniş çaplı bir organizasyon olacağını da ummuyordum. Ve dolayısıyla bu olayın gücünü, organizasyon yaygınlığını gördüğümde hem şaşırdım.